Herkese merhaba, Fidonya'ya hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Ezgi. Evimin bir odasını mikro yeşillik yetiştirmeye ve toprak tarım tekniklerini kullanmaya ayırdım. Hedefim günün birinde kendi kendine yetebilen, teknolojiyle bezenmiş bir sistemle çiftlik kurmak. Bu yolculukta bana eşlik etmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi bugünkü videonun ana konusu cihaz kalibrasyonu. Ancak kalibrasyondan önce pH, EC ve TDS değerlerinin ne anlama geldiğini ve neden bu kadar önemli olduklarını anlamak gerekiyor. pH değeri suyun asidik mi yoksa bazik mi olduğunu gösterir. Yani bitkilerin köklerinin besinleri ne kadar verimli alabileceğini doğrudan etkileyen bir ölçüdür. Çok düşük ya da çok yüksek pH değerlerinde bitkiler ihtiyaç duydukları mineralleri emmekte zorlanır. EC yani elektriksel iletkenlik ve TDS yani toplam çözünmüş madde miktarı suda ne kadar mineral ve tuz bulunduğunu gösterir. Başka bir deyişle bitkilerin besin çözeltisinde gerçekten ne kadar besin aldığını anlamamıza yardımcı olur. Bu değerleri takip etmek çok önemlidir çünkü doğru aralıklarda tutulduklarında bitkiler hem daha sağlıklı büyür hem de verim artar. Eğer ölçüm yapmazsak gözle fark etmediğimiz dengesizlikler zamanla gelişim sorunlarına yol açabilir. Topraksız tarımda ise bunu ölçmek daha da önemlidir. Çünkü toprak olmadığında bitkilerin besinleri filtreleyip dengeleme şansı yoktur. Yani kökler doğrudan bizim hazırladığımız besin çözeltisiyle beslenir. Eğer pH değeri doğru aralıkta değilse bitki bazı mineralleri hiç alamaz ve besin eksiklikleri ortaya çıkar. Aynı şekilde EC-TDS değeri fazla yüksekse kökler yanabilir veya gelişim yavaşlar. Düşük olduğunda ise bitki yeterli besini bulamaz. Kısacası topraksız tarımda suyun pH ve EC-TDS değerlerini düzenli kontrol etmek bitkinin sağlıklı büyümesi için olmazsa olmazdır. Bu yüzden ölçüm cihazlarıyla takibini yapmak başarılı bir üretimin temelini oluşturur. Topraksız tarımda her bitkinin pH ve EC-TDS değerleri birbirinden farklıdır. Örneğin domatesin istediği aralıkla marulun istediği aralık aynı değildir. Her bitkinin besinleri emme kapasitesi ve ihtiyacı değişir. Ayrıca sadece bitki türüne göre değil, kullandığımız gübreye ve besin çözeltisine göre de bu değerler değişkenlik gösterebilir. Çözeltiye hangi elementleri hangi oranda eklediğimiz pH ve EC değerlerini doğrudan etkiler. Bu yüzden de tek bir standart değer yoktur. Üretim yaptığımız bitkiye göre doğru aralığı bilmek ve düzenli ölçüm yaparak kontrol etmek gerekir. Genel bir kural olarak da çoğu sebze ve yeşillik için genellikle pH değeri 5.5 ve 6.5 değerleri arasında olur. EC-TDS değeri ise bitkinin gelişme evresine göre yükselip düşebilir. İşte biz de bu değerleri ölçmek için cihazlar kullanıyoruz. pH, EC, TDS ölçer olarak hepsinin bir arada bulunduğu tekli cihazlar da var. Bu şekilde ayrı ayrı cihazlar da var. Ancak bir videomda bu ölçerlerin iki ayrı cihazda ya da tek cihazda kullanımlarının avantaj ve dezavantajlarından bahsetmiştim. Yeni cihaz alacaklar ise ona buradan ulaşıp kendilerine göre karar verebilirler. Ben bugün size Adva markasına ait iki ayrı cihazdan bahsedeceğim. AD12 pH metresi ve AD32 EC-TDS metresi. Bu işi profesyonel olarak yapmak isteyenler için bu şekilde iki ayrı cihaz öneriyorum. Fiyat olarak biraz daha yüksek kalıyor ama işinizi daha iyi görecektir bunlar. Bu ürünleri aldıktan sonra gelen kutunun içinde ilk kalibrasyonunuzu yapmanız için küçük paketler çıkıyor. Sonraki süreçler için ekstradan bu şekilde kalibrasyon sıvıları almanız gerekiyor. Öncelikle pH ölçerimiz olan AD12 cihazıyla başlıyorum. Bu cihaz için kalibrasyon sıvıları 7.01 ve 4.01 pH değerlerinde olmak üzere 2 adet sıvımız var. Bunları kaplara aldıktan sonra cihazın on-off tuşu olan açma kapama düğmesine uzun süre basılı tutuyoruz ve karşımıza jal yazısı çıkıyor. Öncelikle 7.01 pH değerindeki sıvımızın içerisine cihazı koyup kayıt etmesini bekliyoruz. Ortalama 20 saniye kadar sürecektir. Daha sonra ekrandaki yazı 4.01'e geçtiğinde diğer sıvının içine koyuyoruz. Kaydın sonunda ok yazısını gördüğümüzde pH metreniz için kalibrasyonunuz tamamlanmış olacak. Bir bilgi olarak şunu da ileteyim. Burada waterproof yani suya karşı korumalı yazıyor. Ama ölçüm yaparken bu kısmı geçmeyin çünkü içine su alıp cihazı bozabilir. Eğer yanlışlıkla içine su kaçırdığınızı düşünürseniz buradan da cihazı açarak kurulayabilirsiniz. Ayrıca pH metrelerin ucunda yuvarlak bir cam parçası bulunur. Bu kısım aslında cihazın en hassas noktasıdır ve ölçüm yapan elektrottur. Eğer doğru şekilde korunmazsa çok çabuk bozulabilir ve cihaz yanlış ölçüm yapmaya başlayabilir. Bu yüzden her zaman elektrot sıvısı kullanıyorum.
Cihazı kullanmadığım zaman ucundaki kapağa birkaç damla buz sıvıdan koyuyorum. Böylece elektrot nemli kalıyor, kuruyup çatlamıyor ve uzun süre doğru ölçüm yapmaya devam ediyor. Ece TDS ölçerimiz olan AD32 modeline geçecek olursak burada da aynı sistem aslında. Yine açma kapama düğmesine uzun süre bastıktan sonra cihazı kalibrasyon sıvısına koyuyoruz ve kayıt etmesini bekliyoruz. İki cihaz için de aslında bu kadar kolay. Ne sıklıkla kalibrasyon yapmalısınız? pH, EC ve TDS ölçer cihazlar oldukça hassas cihazlardır ve doğru sonuç vermeleri için düzenli kalibrasyona ihtiyaç duyarlar. pH metreler için ayda en az bir kez kalibrasyon önerilir. Ancak cihaz çok sık kullanılıyorsa veya uzun süre açık kalıyorsa haftada bir kalibrasyon yapmak daha güvenilir bir sonuç verir. EC ve TDS metreler genelde daha stabil çalışır. Bu yüzden 2-3 ayda bir kalibrasyon yeterlidir. Ama yine de doğru kullanımda ayda bir kontrol etmek faydalı olur. Kısacası düzenli kalibrasyon cihazın güvenilirliğini artırır, ölçümlerin doğru çıkmasını sağlar, bitkilerin ihtiyacı olan besini tam olarak almasını sağlar. Sonuç olarak topraksız tarımın sağlıklı ve verimli üretim için pH, EC, TDS değerlerini doğru aralıkta tutmak şarttır. Kalibrasyonu düzenli yapılan ölçüm cihazları bize bu değerleri güvenilir bir şekilde sunar. Bu da bitkilerimizin besin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamamıza yardımcı olur. Unutmayın, düşük EC'ye sahip filtrelenmiş veya ters olmuş su kullanmak kontrolü bizde tutmamızı sağlar ve olası sorunları önler. Temel adımları takip ederek mikro yeşilliklerinizi ve sebzelerinizi sağlıklı bir şekilde büyütebilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.